Cemalettin Dikbıyık Hamit, siz bu olayın neresindesiniz? Öyle bir şey yok ya. Bu sorunun cevabını verin. Bak yine gidip geldiniz oraya siz bak. Abla ben... Özlem aynı zamanda kesinlikle Avra bu olayın şey neresinde? Kesinlikle. Ya neden sen Özlem deyip duruyorsunuz ya? Neden çünkü pisliği Özlem çıkacak değil mi Özlem? Bizim konumuz çıkacak. Ne? Ya Allah aşkına bizim konumuz ne? Bizim konumuz Hamit mi? Tabii, bizim tabii. Konumuz kim? Tabii. Söyler misiniz? Senin gibi pis. Bak size... Cemalettin Dikbıyık'ta söz hakkını ve cevap hakkını kullansın lütfen. Leyla'cığım, Hamit senin yıllar önce ortaya çıkan abin değil mi? Evet, ortaya çıkan abimsin. Cemalettin ismini kim verdi bize? Leyla verdi, ne dedi? Evet, abim diye çıktın sen ortaya yıllar sonra. Ne oldu, zoruna mı gitti? Niye bu kadar oyun dönüyor onu merak ediyorum. Ben de bilmiyorum, niye bu kadar oyun dönüyor acaba? Ve şunu da sormak istiyorum, Nuh, Aynur'la... Bir arkadaşı diyor ki erkek arkadaşı sana bir numara vereceğim. Bak orada görüş üç bayan diyor. Var. Bak orada Nuh, üç bayan bir telefonla var. Tanışıyor. Üç bayan benim üstüme hücumluyorlar. Üç bayan beni kötülüyorlar. Hayatımda ya, ilk defa ya. Görüyorum. Ya yeter artık İnsanları. Ya kötüleyin ya. Öylesin çünkü. Konuş. Düne kadar benim abim bugün eniştem oluyor. Söylenen her şeyi... Terbiyesiz. Söylenen... Vallahi. Hayır, kesinlikle öyle bir şey olmadı. Kesinlikle hiç abim diye tanıtılmadım. Eşi olarak. Diye tanıtıldım. Siz orada şu anda yanlış konuşuyorsunuz. Yalan söyleme Hamit. Yalan söyleme. Ya yıllar sonra çıkıyorsun, abim diyorsun. Bugün de benim eniştem olmuşsun. Silivri'deki Leyla'yı tanıyanlar bağlansın. Bağlansın. Ne ben her şeyi açığım. Bağlansın. Leyla'yı ne diye tanıyorlar Aynur? Araştır. Kız bak, dur bakalım ne yalanlar. Bak. Gayet sen iyi bilirsin. Ben yalandan nefret ettiğimi de biliyorsun. Değil? Kızım bırak, bırak da konuşayım ama. Ama bırak da konuşayım. Konuş konuş bakalım ne yalanlar çıkıyor. Nasıl? Seni nasıl tanıyorlar söyle acaba kızım Silivri'de? Araştırın ya araştırın. Sen evlisin. Sen evlisin. Bak evlisin evlisin. Evli olduğun halde okula gidip. Çocuğum var ya. Attığın ifrağı sen Özlem'le tanışıyor musun? Ya? Özlem'le tanışıyor musun? Evet gördüm lanet oldum. Hepsi aynılar abla. Hepsi nasıl aynılar? Özlem ne iş yapıyor? Ay, ikisi beraber ne iş yaptığını bilmiyorum ki. Yanıma gelmedi ki. Özlem'le beni yan yana getirmiyordun sen. Getirmiyordun. İkiniz aynı evdeydiniz. Şu DNA testini bir açıklayayım mı? Ya hala Özlem'sin. Özlem'in ne alamadığın var? Neden? Ne alamadın? Özlem'in pisliği mi çıkacak ortaya? Özlem diyorsunuz Özlem'in ya. Özlem'in pisliği mi çıkacak ortaya? Ağzını alma sen kızı. Tabii. Sen o kızı alma. Aynur Hanım. Vallahi kızım biz ne kötülük yaptık ya. Aynur ne Hanım. Ne kötülük yaptık. Ve Hamit Bey bir soru yöneltmek istiyorum. Bize gelen ihbarlar doğrultusunda. Yabancı uyruklu bayanları birlikte ya, konakladığınız kadar... evde misafir ettiniz mi? Hem Hamit Bey'e hem de Aynur Hanım'a. Hayır. Kesinlikle. Hayır. Ne bileyim. Nuh Bey ile yaşarken 5 yıl süreyle Nuh Bey ile yaşarken var mıydı böyle bir durum Aynur Hanım? Nuh'la evliyken. Nuh'la evliyken var mıydı? Nuh'la mı evliyken mi? Evet. Yabancı evet, vardı. Uyruklu. Vardı. Hangi amaçla bulunuyorlardı vardı, evinizde? Yabancı arkadaş vardı. Yabancı uyruklu kadınlar. Kötü bir amacı yok. Ya ne diye misafir ediyordunuz be? Onu? Yok be daha neler ya. Daha neler ya. Cevap ver. Öyle bir şey yok. Bakın bir şey söyleyebilirim. Sizin hiç mi arkadaşlarınız yoktu ya? Bizim hiç mi arkadaşlarımız olmasın? İlla biri geldi zaten kötü gözle mi geldi? Yerleri yoktu. Kapınızı açar mıydınız? Ben yokken bilmiyorum. Ben yokken bilmiyorum ama daha sonra da olmuştur. Onlar arası onlar
söylesin. Siz şu iddiada bulundunuz aynı zamanda. Beni evden gönderiyordu Nuh Bey, arkadaşlarını ve bayanları evde misafir ediyordu ben dediniz. Bu iddiayı sizden duyduktan sonra... Ki. Ben görmüyordum. Nasıl gör? O zaman bu iddia nasıl Nuh hakkında böyle bir iddiada bulundunuz? DNA testinin sonucuna çıkacağız. Nuh da aynı açıklama yaptı. Ben evden gittikten sonra ne oluyor bilmiyordum. Biraz önce Aynur da dedi. Ben evden gittiğimde ne oluyordu bilmiyorum. Şimdi Aynur Yılmaz ve Kaan Büyükbingöl arasında DNA testi yapıldı. DNA testinin sonucunu açıklayacağım. Şimdi önce Aynur Yılmaz çocukların varlığını kesin bir dille reddetti. Görüntülerde izledik. Evlilikleri, ilişkileri reddetti. Bunu da izledik. Şimdi çocuklar beni önce ikizinin çocuklarıydı. Analık yapmıştı. Sonra çocuklar benim çocuklarım, kabul ediyorum dedi. Korkuyorum şundan. Çocuklar DNA testinin sonucunda anne çıkmazsa diye. Şundan emin olmak istiyorum ya. İki çocuğu olduğunu biliyor muydunuz Hamit Bey? Yoksa her şeyi canlı yayında mı öğrendiniz? Evet biliyordum, biliyordum. Aynı kelimeyi söylüyorsunuz siz ya. Bakın, siz hala aynı kelimeleri... Hamit bir cevap versin ama. Bir cevap versin, bir sen sus 2 dakika. Ben biliyordum çocuklarının olduğunu da biliyordum. Ama siz aynı konuları tekrardan işliyorsunuz. Benim kayıp olduğumdan dolayı siz ekrana çıkardınız onları. Siz bir saniye beni bir dinleyin. Ben kimseden korkumdan da susmuyorum. Kimseden korktuğum veya çekindiğim yok. Kimse beni yönetemez. Ben yetişkin bir insanım. Siz orayı ne için çıkardınız beni? Çok güzel ezberlemişsin. Dediniz ki çok aileniz güzel, sizi arıyor. Çok güzel ezberlemişsin. Çok güzel, ben de geldim. Tabii ben de geldim. Bir sessiz olur musunuz? Siz ben kendi irademle, öz irademle ne dedim? Kendim geldim. Dedim ki ben kayıp mıydım? Yok, kayıp değilim. Ben uyuşturucu kullanıyorum. Ama bazı kişilerin canlı yayında ismini kullanmamam konusunda tehdit aldığını bana söylediniz Hamit Bey. Bunu da size hatırlatırım. Bazı kişilerin ismini canlı yayında zikretmemem konusunda tehdit aldım. Hatta o kişinin abisinden dediniz bana. Cemalettin Dikbıyık'ın abisinden. Ay benim de ağzına bakla ıslanmıyor ya. Nasıl olacak böyle? Bak, yani bir evet, şey diyor. Hepsi bir iddiasım geliyor. Kimseyi savunduğundan değil. Ya o insanı neden ağzınıza alıyorsunuz ya? O insan ne yapıyor? Bu sizin iddianız. Ya? Bunu bana... Bey'e soru yöneltiyorum. Siz bunu bana söylediniz ben mi? Ben zaten bakın. Hani sorunun cevabını ver. Cemalettin Dikbıyık'ı bilenler. Tehdit edildiğini, isminin asla geçmemesi gerektiği konusunda uyarı aldın mı, almadın mı? Bakın ben açıklama getirebilir miyim bu konuda? Hamit Bey cevap beni versin. Beni dinler misiniz? 30 yaşında özgür iradesiyle... Ben şu anda hiçbir şey duymuyorum, ses gelmiyor zaten. Caner sor hemen. Allah'ım sabır yarabbim. Esra Hanım kulaklıkta biraz sıkıntı oldu, bir daha sorar mısınız? Cemalettin'in abi tarafından Hamit tehdit edildi mi edilmedi mi? Bu konuda bu cümleyi Hülya Hanım'a... Cemalettin Bey'in abisi tarafından tehdit edildiniz mi? Tehdit edildik mi? Evet tehdit edildim. Niye bizim kardeşimizin ismi geçiyor? Neden? Bizim orada kardeşimizin resimleri var diye. Tehdit edildik. Niye tehdit ediliyorsunuz? O ismi geçirirseniz... Evet... Şu anda biz... Şu an çok uzatmaya çalışıyorsunuz. Farkında mısınız siz acaba? Her şeyi uzatmaya bağlantıda çalışıyorsunuz. Bağlantıda bir sıkıntı. Zaten niçin açacağınızı bilmiyorsunuz artık ya. Peki. O kişinin kardeşleri tarafından, o kişi tarafından tehdit edildiler ki bu kişiyi Aynur Yılmaz'ın, yani onların açıklamalarından yola çıkarak söylüyorum. Hamit Yılmaz dedi ki Cemalettin'i ben tanırım. Kendisi kamyoncudur, benim arkadaşım dedi. Bu tanıştırmayı Hamit sağlıyor. Sonrasında kendi kız kardeşinin evine giderek... Cemalettin Aynur'un sevgilisi oluyor. Hamit de bu sefer
erkek kardeş rolüne giriyor. Şimdi DNA testinin sonucunu açıklıyorum. Hemen testin sonucunu açıklıyorum. Bu arada şu hatırlatmayı da yapmak isterim. Kaan'ın kimliğinde baba Kenan Büyük Bingöl, anne ismi Aygül olarak geçiyor. Hatta Aynur Yılmaz ilk yayınımıza katıldığında Kenan Büyük Bingöl ve yakınları tarafından, ya siz orada nehir diyorsunuz, Aynur diyorsunuz ama evet, o Aygül, Kaan da benim annem Aygül, Aynur değil demişti. Görünce benim annemin herkes adı, herkes öyle biliyor. Herkes onu Aygül olarak biliyor. Evet. Kimlikte anne ismi Aygül yazıyor ama gerçekte Aynur Yılmaz ve DNA testinin sonucunu açıklıyorum. Aynur Yılmaz ve çocuk adayı arasında ebeveynlik yönünde ilişki bulunmaktadır. Çocuğun yok değil mi? Vay be. Anne. Biz bunu kabul ettik mi? Aynur Yılmaz. Eşimizin kabul ediyor musun? Ben bak ilk yayına çıktığımız zaman da Kaan'ı gördüğümüzde de kabul etmiştik. Şu anda da kabul ediyoruz. Biz İlk defa kabul o zaman mı gördün Kaan'ı? O zaman mı öğrendin? Bu saatte sonra kabul etsen ne olacak?